Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir hikayeden bahsedeceğim. Bu hikaye akıllı geçinenlerin mutlaka okuması gereken bir hikaye. Hikaye Elazığ tımarhanesinde tedavi gören ve 1965 yılında vefat eden bir delinin Allah'a yazdığı son dilekçe olarak biliniyor. Dilekçe şu şekilde: ben dünya küresi, Türkiye Kalesi ve Urfa köyünden, El Aziz Timarhanesi sakinlerinden, ismi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz bir abdi acizin, ahir deminde misafiri Azrail'i beklerken, başhekimlik üzerinden hakimler hakiminin dergâh-ı uluyetine son arzu halimdir. Ben gam deryasında, fakirlik vatanında, horluk ve rezillik kaftanında padişah yapılmışım. Meyvelerden dağdağına, çalgılardan ney kemana kapılmışım. Benim yatağım akasya dikeninden, yorganım kirpi derisinden farksızdır. Kalbim ayızmanın fırını ve sahranın çöl fırtınasıdır. Ruhum aşk-ı hüda mahbub perestir. Lakin aklım kaderin cilvesi ve talihin sillesiyle gelgittir. Bana gelen derd-i gamın kilosu beleştir. Nerede bir güzel varsa bana karşı keleştir. Bütün yiğitler de bana hep ters ve terestir. Aylar geçti, tek temizliğim, gözyaşıyla ve kara toprakla aldığım teyemmüm abdesttir. Yani içtiğimiz kezzap suyu, mezemiz ise ateştir. Ol Resul-ü Cisan ve Sultan-ı Dücihan. Cenab-ı Allah'ın insanları dünya, dünyayı ise insanlar için yarattığını, ruhları vücut, vücutları ise ruhlar için yarattığını, erkekleri kadınlar, kadınları erkekler için yarattığını, cenneti mümin kullar, mümin kulları da cennet için yarattığını, cehennemi inkarcılar ve münafıklar, inkarcıları da, münafıkları da cehennem için yarattığını hadisleriyle, ayetleriyle haber vermiştir. Peki, acaba benim gibi meczup divaneleri ne maksatla halk etmiştir? Bilen baba yiğit meydana çıkıp söylesin. Allah sana iman verdi, sen tuğyan edersin. O inam etti, sen nankörlük edersin. O ikram etti, sen inkar edersin. O ihsan etti, sen isyan edersin. Bir de kalkıp bana deli divane diye bühtan edersin. Bu söylediklerimin hepsi ruhumun içinde cenk etmektedir. Eğer dilekçemin cevabı gelirse bu manevralar sona erecektir. Şimdi adresimi arz ediyorum. Kur'an'ı geldiği yere yine Kur'an'ı getiren yeri taşısın. Madem ki ahkamı ve ahlakı kalmadı, Kur'an'ın kağıdı ve yazısı neye yarasın? Ta ki Hazreti Muhammed Mehdi aleyhisselam gelince yeniden okunup yaşansın. Ey zerrelerden kürelere, yerlerden göklere bütün alemlerin Rabbi. Ey cemadi, nebati, hayvani, insani, ruhani ve nurani her şeyin ve herkesin yegane sahibi. Ey iman ve şuur ehli kalplerin en yüce Habibi. Ey dertli bedenlerin, kederli gönüllerin ve yaralı yüreklerin tabibi. Ben bir çare kulun ki, garipler garibi, hüzünlerin esiri, zulümlerin muzdaribi, öksüz, yetim ve sahipsiz bir timarhane delisi. Ama kutsi muhabbet ve hasretinin divanesi. Herkesi ve her şeyimi elimden aldım.
Ama sana sığındım. Aşkına sarıldım. Yegane sen kaldın. Yurdumdan, yuvamdan, evimden, farkımdan ayırdın. Gurbete ve hasrete saldın. Ama onları ararken sana ulaştım. Sevdana daldım. Böylece fani ve hayali görüntülerden kurtarıp hakiki tecelline mazhar kıldım. Yüceler yücesi Rabbim, efendim. Hak'tan saparak ve haddimi aşarak haşa senden Burak bineği, Cebrail seyisi, Sidretül Münteha menzili, cümle mahlukatın en şereflisi, Rahman'ın en mükemmel tecelli ve temsilcisi, kainatın fahri ebedisi, ahir zaman nebisi ve mehdisi, Leyf-i Mahfuz'un tercümanı ve tebliğcisi, Efendiler Efendisi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mahbubiyetini mi istedim? Hanif dininin üstadı ve nice nebilerin atası, Hazreti İbrahim'in haliliyetini, Hazreti Süleyman'ın saltanat ve servetini, Hazreti Musa'nın celalet ve cesaretini, Hazreti İsa'nın ruhaniyetini mi istedim? Hazreti Ebubekir Sıddık'ın yüksek fazilet ve kurbiyetini, Hazreti Ömer'ül Faruk'un dirayet ve teslimiyetini, Hazreti Osman'ın Zinnureyn asalet ve sehavetini, Hazreti Ali'ül Murtaza'nın ilim ve velayetini mi istedim? Senden mülkü hakimiyet, şanı şöhret, malu servet mi talep ettim? Senden vücuduma sıhhat ve afiyet, aklıma ziya ve selamet, hayatıma huzur ve istikamet dilendimse, bunlar için de bin kere tevbe ettim. Çünkü şeriatın iptal, tarikatın ihmal, hakikatın ihlal ve müminlerin ihmal edildiği bir zillet ve rezalet döneminde bana akıl ve mükellefiyet verseydin, bu sadece benim mesuliyet ve masumiyetimi ziyadeleştirecekti. Sultanım, efendim, ben senden sadece seni istedim. Pahası elbet böyle yüksektir ve tüm sevdiklerimi ve sahiplendiklerimi uğruna feda etmektir. Rabbim, elbet vardır hikmeti ki bu kuluna böyle zillet ve zahmet çektirirsin. Ben haşa itiraz değil, naz ederim ama umarım sen niyaz kabul edersin. Aile ifradımı, aklı izanımı alıp beni hicrana saldın. Ama yine de şükür ya akıllı kalıp ama hain ve hilekar olsaydın. Ya varlıklı kalıp ama zalim ve sahtekar olsaydın. Ya alim ve saygın kalıp ama gafil ve riyakar olaydın. Ya arkalı etraflı kalıp ama azgın ve zulümkar olaydın. Ya sağlıklı sefalı kalıp ama sapıtmış, ahlaksız ve vicdansız olaydım. Derdü bela ki sabredenlerin vesile-i miracıdır. Müminler kalbimin tacı, mücrimler rahmetin muhtacı, münkirler hikmetin icabı, sadık ve aşık ehli ceyd adaletin ilacıdır. Velakin bu münafık hain ve zalimler ise çıvan başıdır. Akrep gibi sancıdır. Şerefli insana, helali dışında bütün kadınlar ve kızlar ana bacıdır. Ey Rabbim, efendim! Malum-i âliniz ve zaten yüce takdirinizdir ki, ne özenli ve zevkli elbiselerle gezdiğim bayramlarım oldu, ne onurlu ve huzurlu seyahatlerim ve seyranlarım oldu, ne etrafımda hizmet ve rağbet gösteren dostlarım ve hayranlarım oldu. Lezzet neymiş, izzet neymiş ve fazilet neymiş tatmadım. Ama şikayet, şekavettir. Bu fani ve fena nimetlerin asıl sahibi olan padişahlar padişahını buldu. Beni yoktan var ettin. İman ve hidayet buyurup varlığımdan haberdar ettin. Ama aklımı alıp kulunu bir karar ettin. Sana sonsuz şükürler olsun. Şimdi
Son dileğim, beni yanına al ve bir daha huzurundan ve sonsuz nurundan ayırma. Ne olursun. Umarım bu dilekçe yazdım diye bana darılmazsın. Çünkü zaten zatından gayrıya yalvarıp yakarmanın şirk olduğunu buyurmamış mıydın? Evet arkadaşlar, şimdi hikayeyi dinlediniz, mektubu okudunuz. Şimdi söyleyin, 53 yıl önce Allah'a mektup yazan mı deli, yoksa günümüzde akıllı geçinen bizler mi? İbretlik bir hikaye.